Bizim bedenimiz de bir su testisine benzer. Aslında bizim birçok isteklerle çevrilmiş, ihtiyaçlar arasında sıkışıp kalmış olan bedenimiz içinde de duygularımızın acı suyu vardır. Allah'ım, cennet karşılığında müminlerin canlarını, mallarını satın aldığın gibi kereminle bizim şu küpümüzü, testimizi de kabul buyur. Şu beş duygudan meydana gelen, şu beş musluklu beden testisini, içindeki suyu her çeşit kirliliklerden, pislikten sen koru, sen temiz tut. Bu beden testisindeki suyu kirlenmekten koru da oraya hakikat denizinin, sevgi denizinin suyu sızsın. Böylece testim aşk denizinin coşkunluğunu, huyunu alsın. Bütün kötü huylardan arınmış, temizlenmiş gönül testisini o padişahlar padişahına götürünce padişah onun lekesiz, tertemiz olduğunu görür de onu almak ister. Ondan sonra rahmet ve sevgi suyu ile dolu olan testinin içindeki su bitmez tükenmez bir hale gelir de yüzlerce dünya bu küçük testinin suyu ile dolar. Ey hakkı arayan kişi! Sen vakit geçirmeden duygu musluklarını kapa ve testiyi aşk küpünün suyu ile doldur. Cenab-ı Hak nefsin isteklerine karşı gözlerinizi kapayın diye buyurdu. Yani قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Müminlere söyle gözlerini kapasınlar ayetini. Diğer müfessirler haramlığa bakmaktan gözlerini kapasınlar. Kendilerine yasak kılınmış kadınlara bakmaktan gözlerini kapasınlar diye tefsir ederken burada gördüğünüz gibi Mevlana nefsin isteklerine karşı gözlerini kapasınlar diye açıklıyor. Bu da ayrı bir tefsir. Nefsin isteklerine karşı gözlerini kapasınlar. Nefsin arzusuna müteallık bir şey gördükleri zaman o taraftan yüzlerini çevirsinler manasında. Evet. Çünkü insanların çoğu his musluklarını kapamadıkları için beden testileri acı ve tuzlu olan günah sularıyla dolmuştur da hastalanmışlar, yarı kör olmuşlar, gerçeği görememişlerdir. Ey yeri yurdu tuzlu su çeşmesinin başı olan kişi! Sen Ceyhun'u, Şatt'ı, Fırat'ı ne bilirsin? Ey bu fani dünyadan ve onun zevklerinden kurtulamayan zavallı! Sen yokluğu, mana sarhoşluğunu, ruh neşesini ne bilirsin? Bunu İmam Gazali Hazretleri başka bir ifadeyle anlatıyor. Diyor ki, anasından doğmuş bebek sürekli ana sütü emer ve ondan büyük bir gıda yoktur zanneder. En tatlı şey varsa yoksa yiyecek, içecek, en lezzetli şey bu zanneder. Ve o bebeği sütten keserken o bebek, o çocuk çok büyük şekilde bunu kabul etmez. İtiraz eder, ağlar, sızlar, anasını babasını rahatsız eder. Sürekli şekilde ne yapar? O içecekten vazgeçmek istemez. O bebek zanneder ki diyor İmam Gazali rahimehullah, bütün en tatlı yiyecek bu. Başka bir şey yok zanneder. Çok direnir. Ağlar, şey yapar. Ama tabii anası babası mecburen onu sütten keser. Bakar ki dünyada ne çeşit çeşit yiyecekler, içecekler, lezzetler var. Ama tabii ona başlayıncaya kadar o ilk gıda, tek gıda, süt, onun üzerinde direnir. İşte manevi gıdalardan mahrum olan insanlar. Şimdi Allah dostlar bize ne diyorlar? Manevi yolda Allah'a yakınlık elde etmek istersen az konuşacaksın, az bileceksin, az yiyeceksin, az uyuyacaksın. Biz zannediyoruz ki başka bir şey kalmadı ki insanın tat lezzet aldığı başka bir şey yok ki. Tam insanın tat lezzet aldığı her şeyi bunlar da yasaklıyor. Halbuki sen bunlardan kesilirsen sütten kesilen bebek gibi, çocuk gibi ondan sonra daha farklı, daha güzel, daha çok çeşitli zevkler var, sen onları tadarsın diyor. Fakat oradan haber olmayan insan tek gıdanın süt olduğunu zanneden bebek gibi o hususta direnir. İşte ey bu fani dünyadan ve onun zevklerinden kurtulamayan zavallı. Hep işi gücü bu dünyada mal, mülk, servet, makam, mevki. Bundan kurtulamayan zavallı, sen yokluğu, mana sarhoşluğunun ruh neşesini ne bilirsin diyor. Yani esas zevk-ü sefa ondan sonra Allah'a dost olursan başlıyor diyor.